Ee, tabii sayın Vural Hür ve müstakil ifadeleri üstüne İyi Parti'nin e, aslında bir siyasi fırtına koptu ve biz 13 Aralık'ta yani bundan 2 hafta önce özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, bu fırtınaya tanıklık ettik. Zira İyi Parti'nin e, grup başkan vekili İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup başkan vekili e, İbrahim Özkan Görevden alınmaya rağmen genel merkezin kararını dinlemedi ve süreç ihraç istemi derken istifa ile sonuçlandı ve bir istifa gerçekleşti İstanbul'da. Bu arada Sayın Vural sizin İyi Parti'nin yetkilileri İbrahim Özkan'a 13 Aralık gecesi tepki göstererek milletvekilleri, GİK üyeleri, ilçe başkanlarınız tamamen İyi Parti'nin yetkilileri hepsinin mesajlarında ortak bir isim vardı. Dediler ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'da İyi Parti'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bu mesajlar attı. Hepsinde de Ekrem İmamoğlu ortak faktördü. Ee, size e, soruma yaklaşıyorum şimdi. 20 Aralık'ta da siz bir mesaj attınız Sayın Vural. Ve e, kurumların kararı varken bunu dolanmak için iş çevirmeseydin dediniz. E, muhtemelen İbrahim Özkan'a. E, ve oyun deşifre oldu dediniz. Daha büyük bir tablo çizdiniz. Oyun varsa e, mutlaka tarafları da vardır. E, ve benim de sevdiğim bir sözü kullandınız. Dediniz ki tavşan tuzağıyla bozkurt avlanmaz. Şimdi benim sorum şu efendim, e, tavşan tuzağını İyi Parti'ye kuran esas el kim? Partinizden istifa eden e, ve partinizin içinde bir dönem yer alan İbrahim Özkan ve onun gibiler mi? Yoksa CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu mu? Evet teşekkür ederim Hacı Bey. Yani bu konuda e, açıkçası e, e, bu ilişkilerin kimlerle kurulduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Sonuç itibariyle İyi Parti'nin e, e, açıkçası e, içerisinde e, e, görev yapmış kimselerin kimlerle irtibata geçtiğini, hatta bu yönüyle biliyorsunuz Çanakkale'de belediye meclis üyemizin istifası ile ilgili konuda o zaman e, 17 Aralık'tı zannederim. 17 Aralık'ta e, Çanakkale belediye başkanı Muharrem Erkeğin olacağını, belediye başkan yardımcılığı teklif edildiğini. E, işte başkanla görüştüm sizi görüştürecekler dediğiyle ilgili mesajları Sayın Belediye Meclis Üyemiz Ahmet Bey de kamuoyuyla paylaştı. Ve hatta biliyorsunuz Çanakkale Belediye Meclis Çanakkale Belediye Başkanı da 21 Aralık'ta hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde oylandı. Doğrusu yani parti meclisinde oylanmamış bir kimsenin aday olacağı ondan sonra da makam mevki dağıtması konusu bir başka parti tarafından nasıl e, biliniyor? Ben e, orada vurgulamak istediğim şey şu bakın e, şunu sanırım Cumhuriyet Halk Partisi bizim bir kararımız vardı hür ve müstakil değil mi? Hı. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkan dedi ki yani acaba biz bununla ilgili şey yapmak istemiyoruz ama acaba bu kararı gözden geçirebilir misiniz diye şey yaptı. Sayın Genel ben Genel İdare Kurulu'na bu konuyla ilgili düşüncelerini sorarım dedi. Kurumsal olarak bir. Şimdi bu kurumsal olarak kararlar varken bizim kararımız varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı varken başka yerlerde bu kurumların kararlarını göz ardı ederek Başka ilişkiler kurmak yani bu işte kişiselleşen siyaset diyor. Bunun bunun üzerinde düşünmek gerekir. Kişiler kurumların üzerinde değildir. Yani öyle bir şey olabilir mi? Kurumun ilkesi vardır, kararı vardır, karar alma organları vardır. Siz kurumların karar alma organlarını e, 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 göz ardı ederseniz, kişisel ilişkilere bağlarsanız o zaman bizim şikayet ettiğimiz bu sistemin aynı eksenine gelmiş olursunuz. Dolayısıyla bu yönüne bakıldığında bu konuda Sayın Genel Başkanımız da elbette ifade etti, bu ilişkiler ağı içerisinde, ee, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, ile e, yapılan e, bu ilişki ağlarının sonuçta iki kurumun da e, kararlarını e, ben e, 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 dolanmak olarak e, bir bakıma nitelendirdim ifade etmek istiyorum. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Yani e, bu konuda e, başkalar da farklı düşünebilir. Ama sonuç itibariyle bakıldığında. Yani e, bunu da e, açıkçası e, şey de bulmuyorum ya. Yani e, e, demokratik de bulmuyorum açıkçası. Orada, İnsanlar orada, istifa orada bir Kavram kullandınız. E, bunu farklı yorumlayanlar da oldu. Kurumsal operasyonla karşı karşıyayız. Evet, evet. Meral evet, Hanım da söyledi. Evet. Eee evet. Buğra Kurum, Kurumumuza yönelik bir ama operasyon. Kuruma yönelik yani şey partimize yönelik operasyon diyorsunuz ama aynı şey cümlenin içinde kurumsal operasyona maruz kalıyoruz. Yani bir kurumun operasyonundan bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mıdır yoksa Cumhuriyet Halk Partisi tarafından size yapılan bir operasyon mudur? Eee Hacı'nın söylediği gibi Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bir e, kurumsal operasyon. Şimdi bu, bu başkanlığı konuda başkanlığı. bu konuda cevap vermesi gereken onlar tabi Biraz önce söyledim bir Yok, taraftan. Sizin izleniminiz düşünceniz. Bir taraftan kurum onlar kurumla, bunu kabul etmezler yani. Bir taraftan kurumla acaba işbirliği yapabilir miyiz diye eee arayış olurken diğer yandan da e, başka türlü ilişkilere girmek ee, yani dolayısıyla bu iki irade ne ölçüde buluşmuştur onu e, kendilerinin düşünmesi. Bu konuda bir e, bizim bilgimiz dahilinde e, değildir diye bir açıklama e, olmadığına göre e, belki de kurum olarak böyle bir değerlendirmeyi uygun görmüş olabilirler. Ona bir diyeceğim yok ama sonuç o itibariyle. Bu konuyu geçmeden evet. Tamam efendim de. Biraz Şükürün. ses geç gidiyor geliyor da varsa bununla ilgili ek soru bu çerçevede Siz e, Öyle Tamam efendim. Şöyle ek sorum yani. şu konu konu geçmeden diye bu arada ses geç geldiği için sayın Vural'ı bitirdi zannediyorum. Kusura bakmayın yoksa bölmek gibi bir amacım yok. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun çevresi şunu söylüyor. Sayın Vural hani tartışma oradan döndüğü için ben özellikle bunu sormak istiyorum. Ya İyi Parti kendi adayını gösterirse göstersin. Ben İyi Parti'ye rağmen İyi Parti'nin tabanından oy alırım diyor. Sizin adayınıza rağmen Ekrem Bey İyi Parti'nin tabanından oy alabilir mi? Böyle bir şey gerçekleştirebilir mi? Siz tabanınızı e, tutabilecek misiniz? Nasıl yapacaksınız? Bir planınız var mı? Efendim şimdi şöyle bir şey diyelim yani bu Hacı Bey biraz şey oldu bu taban dediğimiz, seçmen dediğimiz şey bizim açıkçası işte robotlarımız şey. değil açıkçası saygısızlık etmiş olurum ama İyi Parti'nin kurumsal kimliğini ve İyi Parti'nin geleceğini ve Türkiye'nin geleceğini düşünerek Türkiye'nin geleceğinde İyi Parti'nin fonksiyonunu düşünerek İyi Partili seçmen kadar diğer seçmenlere de teveccüh edeceğini gayet açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Bu konuda mesele sadece İyi Parti seçmeni değil Bizim muhatabımız iyi Parti seçmeni dışında olan bütün seçmenlere mesajlarımızı e, iletebilmek. E, bu yönüyle bakıldığında İyi Parti seçmenleri de e, bilinçli insanlardır. İyi Partinin e, bu konumunun Türkiye'nin geleceği için, Cumhuriyet için e, bu marjinal unsurların Türkiye'nin e, bu e, yönetiminde etkili olmaması için İyi Partinin siyasetinin ne kadar önemli olduğunda e, bilecek e, idraktedir. Ama Sadece dediğim gibi e, takdir edersiniz ki ben de İyi Parti'nin siyasi işler başkanıyım e, ama e, e, bizim e, mesajımız e, siz dahil e, bütün milletimize yöneliktir. Herkese mesajlarımızı iletiriz ve bu oyunu göreceklerdir. İyi Parti'nin güçlenmesinin Türkiye'nin hayrını olduğunu göreceklerdir. Bu yönüyle bakıldığında kimsenin e, çantada keklik değildir. Bu, şeyde de söylenmişti, 2023 seçimlerinde de söylenmişti. Çantada kektik demişti. Bu insanlar böyle çantada kektik, ne yaparsak oy veririz gibi konuma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Ben mesajlarımı ileteceğim, kadrolarımı ileteceğim ve bu kadroların da bunu destekleyeceğine de yürekten inanıyorum. Elbette biz de hizmet etmek istiyoruz. Biz bir vatan evladı değil miyiz? Dolayısıyla böyle bakıldığında belki de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar İyi Parti'nin bu tutumunu destekleyecektir. Belki adayımıza oy verecektir. Dolayısıyla e, ipotekli bir seçmen arayışı, ipotekli bir seçmen anlayışı içerisinde demokratik siyaseti de e, e, sürdürmemiz mümkün değil. Ama ben inanıyorum hem bütün bu olan bitenler karşısında hem de son gelişmeler gerek e, işte bu e, dediğim gibi işte bir Hüdapar, Dem eksenli, İsveç eksenli bütün bu gelişmeler elbette sadece iyi Parti seçmeni değil. Adalet ve Kalkınma düşünme Partisi, düşünme. Cumhur İttifakı ve diğer seçmenler nezdinde de elbette e, bir değeri vardır, bir anlamı vardır. Biz bu yönüyle hem iyi hizmet vermek isteyen kadrolar hem de siyasi duruşu ifade eden kadrolarla birlikte oylarına e, Hı. talibiz. Hı. E, bu yönüyle bakıldığında e, ben e, bütün seçmenlerin bu duruşumuzu destekleyeceğine e, inanıyorum. Mesajlarımızda o yönünü vereceğiz. Hı.